Peki de başka yerde denediniz mi? Ankara'da denedik zaten. 30 gün ne zaman? Ankara'da denemek için. Bundan bir iki ay önce Ankara'da başladım. Nasıl olmuş? Ankara'da çok beğendiler. Ama Ankara'da şu anda takdir edersiniz politik seçimlere hazırlandıkları için ihale süreçleri biraz uzun sürüyor. Ama burada hazır bir ihalesi olduğu için düşünülen bir yerde. Aklınız var ya. Orası hiç zaten Kontrol yani hakkı sürekli bağladığı bir sistem. Şu an konvansiyona da var. Gözü kapalı yapılabilen bir sistem. Ama bir de avantajları var. Hem sesli yapmak hem de görsel açıdan. Bizi tatmin edecek bir bataryalı elektrikli sistem var. Şüphelerimiz var. Zaten çok da hiç gözle görmedik. Bizler biz arkasında bütün çalışmamızı getirdiğimiz deneyim aklımızda. Bir ayda çalışsın. Yani o zaman kırmalı da açık çekildi. Takılı kalıyor. Akşam geliyor araç buraya park ediyor, fişini takıyor. Sabah 4.45'te şarj olmuş. Otomatik de koyuyor. Firmaya gel, bana ve servis gönderdiğinize gerek yok. Her yerde ekranı satılı yapıyor. Aktarılan oturan otla. 11, 15. Yatırım yapmak istiyorlar. Bunun için ön görüşmeleri şu anda zaten mevcut. Yani Türkiye bu konuda Avrupa'ya satmak için özellikle göz bebekleri. Yani yaptıkları işte bu otobüse bir tane batarya monte etmeli. Aparat. Ama aslında tersini düşünmeden esas mesele buradaki Türkmak'ta bütün otobüs sektörü bu elektrikli aracın teknolojisini geliştirmeye çalışıyor. Onu geliştirdikten sonra batarya yapmak hakikaten işin teknoloji tarafı değil. Basit. Yani aşağı sanayide çaktırın. Misali. Ardın yukarı köprü aldı. Her yere kullanıyor. Avrespik açısından bizlere göre daha avantajlı. Yani metroda tramvayla gidermiş gibi bu araçla gittiğinizde. Biraz bir tur alalım. Bir tur alalım. Şey Ama bu baba mesleği, bunda bir sıkıntı yok.